Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere tekrar etmeyen bir rastgele sayı dizisi oluşturmak istiyorum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi rastgele sayı oluşturmak için en çok kullandığımız rastgele arada (rand between) bana 1 ile 100 arası, 1 ile 20 arası rastgele sayı oluştu dediğinizde bu sayılar oluşacak ama muhtemelen tekrar da edecek. Bakın 16'yı da tekrar etti. Tekrar etmemiz için bunu alıp yine benzersiz unique fonksiyonuyla veya kullandığımız birazdan da kullanmaya çalışırım. Bir indis kaçıncı yöntemiyle de bundan tekrar tekrarsız olarak bir veri üretmek mümkün olacaktır. Ama Office 365'in yeni fonksiyonları var. Tabii ki bunlar içerisinde benzersiz unique kullanarak da bu veriyi tekrarsız hale getirebilirsiniz. Şu şekilde bunu yaptıktan sonra formülünden kurtaralım. Ondan sonra burada benzersiz diyelim. Unique yani belirtelim. Bunu benzersiz hale getirsin. Bu da tabii ki bir yöntem ama ben istediğim kadarını benzersiz üreteyim. Yani ürettikten sonra benzer çünkü belki de burada bozuluyor o rastgele sistemi. İşte onun için de sizlere yeni fonksiyonlarımız var. Rastgele dizi, sıralı sayı üretmek ve sırala ölçütte de onları tekrardan sıralamakla ilgili bir çalışma. İngilizcesi rand array, sequence ve sort by. Fonksiyon bu şekilde arkadaşlar. Geliyoruz bir yere sırala ölçüt, sıralı 20 tane, 20 tane. Şimdi nasıl çalışıyor birlikte inceleyelim. Şunları şöyle kenara alayım. Bakın burada öncelikle rastgele rand array ne yapar onu görelim. Rastgele dizi dedikten sonra bakın rastgele sayı dizisi üretiyor. Rastgele sayıyı bu üretiyor. Arkadaşlar burada 0 ile 1 arası olduğu için çok da yüksek aralıklı hani bizim 1 ile 20 gibi bunda çift gelme söz konusu değil. Rastgele 20 diziyi verdik. Ondan sonra arkadaşlar tabii bu ne yapılabilir? Aslında doğrudan bir sayıyla çarpılabilir. 20 gibi bir sayıyla ondan sonra ve daha sonra da tam sayıya çevrilebilir arkadaşlar. Şöyle bir yöntemle virgülleri azaltabilir. İşte size rastgele sayı üretmiş olduk bir çözüm. Diğer bir çözüm de şu tabii ki buradan rastgele verileri aldık. Bunlar işte çok özür dilerim. Temiz yazacağız sanıyorum. Buradan rastgele verimizi aldık. Ondan sonra şu şekilde 0, 1, 0 ile 1 arasında rastgele sayılar. Bunları tekrardan bir sayı sistemi işte kendimize üreteceğimiz. Yani şöyle düşünelim. Yani bunları sıralama ölçütü olarak kullanıp birden 20'ye kadar sayı üreteceğiz diğer bir şeyde de. Yani o fonksiyonda şu sıralı arkadaşlar sequence sıralı bakın. Ondan sonra sıralı, sırala değil. Onda o sıralama yapıyor. Bakın bir sayı dizisi döndür. Sanki bizim satır say gibi şey gibi. Sequence 20 diyoruz. Bakın bize 20 tane diyor. Peki o zaman bu 20 sayıyı rastgele sayı sistemine göre sıraladığımızda da elimizde 20 tane sıralı, 20 tane rastgele sayı elde etmiş oluyoruz. Yani şöyle bir şey. Sırala ölçüt sort by arkadaşlar ne yapacağız diziyi orası işte bizim sıralı dizimiz olacak ondan sonra 20 ölçütümüz hani adına göre sırala şuna göre sırala rastgele dizideki sayısal değerlere göre sıralama işlemi yapıyor olacağız işte elimizde tekrar etmeyen arkadaşlar bir sayı dizisi oldu. Ama ben işte dediğim gibi geçerli yöntemle olur. Peki eski sürümleri hala kullanıyorsak o zaman nasıl yaparız? O zaman da yöntemimiz şuydu hatırlarsanız arkadaşlar yapayım. Bir rastgele sayı üretmek. Ondan sonra 1 ile 20 arasında
run between rastgele sayı üretmek. Ondan sonra kaç tane ise 20 tane. Burada bakın tekrarlar var. Bunu tekrardan kopyala yapıştırla şeye indirmek. Bunu şey yapmak için de arkadaşlar 3. sağında bir indis ve kaçıncıyla bir yöntem kullanmak. Yapayım onu da size anlatayım. Ondan sonra toparlamış olalım. Yapıyorum. Ondan sonra çok özür dilerim. 1.6 olacak anlatacağım şimdi. Ondan sonra bir de burası A'yı alıyor. Oysa biz neyi alacağız? Çevireceğiz. Şöyle yapalım. Sayımızı aşağıya aldık. A2'den başlıyor. Bunları görmeyelim artık. Ondan sonra şeye kadar. O zaman şunu da yanına alalım hemen. Formülümüzü. Değiştiriyorum. A2 demiyorum artık buna. Burası diyorum. F4'te kilit diyorum. Kaçıncı sıfır olacak? Evet, hep sıfırı bulacak. Arkadaşlar yani o işleşmeyen anlamına gelecek. Şimdi burada dikkat edin. Önemli bir eğer say formülümüz var. H1'den H1'e sayacak. Ondan sonra H1'e bir ucu kilitli aşağı doğru değişecek. Onu da yapıyorum. Tekrar bu saydığını burada karşılaştıracak. Yani buradaki verilerle ondan sonra sanıyorum o da kilitli ve bu şekilde olacak. Aşağı doğru çekelim. Ondan sonra bir tane mi tekrar eden olmuş? Tekrar yapayım. Birkaç tanesinin 6, 6, 19 var. Tesadüf 19 birkaç tane daha. Bir hata oldu burada. Tekrar ediyor şu anda. Bakıyorum. D1, D1, A2, aynı sanıyorum. Problem değil. Çok özür dilerim. H değil, I olacak burası. I1'i kendisini çünkü bakacak. Yani bulamadığını kendisinde getirecek. I gibi I yapalım. Burayı da I yapalım. Arkadaşlar ve çekelim. Yokları kaldırmak için bir eğer hata yazacağız. Çok önemli olan buradaki işleyişi size bir kere de anlatmak isterim. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? İndise ne verirsek getiriyordu. Biliyorsunuz indis dedik. İndeks yani. İndis diyoruz. Arkadaşlar veriyi verdik. İşte buradan diyoruz bize işte satır sayı getir, bilmem ne getir, bir getir, iki getir. İstediğimiz elemanları istiyoruz. Ama bizim için arkadaşlar bunları almalı tekrar etmediğinde. Bakın kaçıncı sıfırı bulacak? Eğer sayla bulacak. Yani şöyle bir şey. Şimdi bunu getirdi. İlk olarak buldu. Sonra buna geldiğinde buradan başlıyor. İlk eşleşmeyeni bulmak gibi getiriyor. Buna geldiğinde özellikle 6 var. Bir daha o 6 ile bakmıyor. Bulamadığını getiriyor. Yani ister istemez bir alta geçiyor. Bunu işletmenin en güzel yöntemi şurası. Bütün formüller için geçerli. Formüller, formülü değerlendirir. Audit formüla. Bakın indis var. Kaçıncı match var. Sıfırı bulmaya çalışıyor. Ve eğer sayla oradan. Değerlendir diyorum. Bakın sıfırı sıfırı buluyor. Burada ilk bulduğu sıfır nedir? Zaten birinci burada sıfır var. Bize birinciyi getirdi. Yani indeksten birinciyi getirdi. Şimdi gelelim ikinciye. Başladık. Pardon. Aynı şekilde. İkinci elemandayız. Dikkat edin. Bu sefer I1'den I2'ye kadar geldi. I1'de duruyor. Yani bizim 15 elinde ondan sonra kaçıncıyla geldi ve dikkat eder sıfırı birincide bu vardı. Onun için onu 1 var 15'i. Dolayısıyla ilk diyelim bulamadığı sıfırın yani ilk karşılaştığı sıfır ikinci elemanda burada.
Dolayısıyla ikinci elemanı da arkadaşlar gördüğünüz gibi getiriyor oldu. Buraya geldiğimizde bakalım. Burada asıl şey. Burada bakın var 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 o da var. İkinci var bu da var. Buna bakıyor çünkü. Dikkat edersiniz onu da olduğunu gördüğü için. İlk bulamadığı ve karşılaştığı 0, 1, 2, 3, 4.de. Yani 1, 2, 3, 4 buraya 7'yi bu şekilde getiriyor arkadaşlar. Böyle bir kullanımımız var. Bu da klasik diyelim neydi? Teke indirim yani tekrarları kaldırma yöntemi. Ama tabii ki hiç bunlara gerek yok. İstediğiniz gibi işte değişik yöntemlerle benzersiz fonksiyonuyla, unique fonksiyonuyla, unique benzersiz İngilizcesi arkadaşlar bunları yapabilirsiniz. Tekrar kaldı ama bu da yeni fonksiyon. Unique query diyelim. Olmadı bu şekilde rastgele dizi getirip sattırabilirsiniz. Veya buradaki kullanımımız gibi 365 kullanıyorsak rastgele sayıyı üret. Bunu sıralama sistemi olarak kullan. Rastgele bir sayı sistemi üret. Rastgele ile sırala şeklinde karşımıza böyle bir rastgele sayı üretme arkadaşlar seçenekleri çıkıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da sonlandırdık. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.